Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Öğrenci Meclisi Başkanı Şakircan Dinç ve Öğrenci Meclisi Merkez Temsilcilerini ağırladı. Nisan ayında yapılacak olan Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı için destek isteyen Dinç'e, Belediye Başkanı Cengiz Ergün tam destek sözü verdi. Başkan Ergün, biz her zaman gençlerin yanındayız dedi. Öğrenci meclisi talebesi, bu 251 bin öğrenci başkanı olması lazım nedeniyle önümüzdeki Nisan ayında Ankara'da Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'na aday. Manisa Öğrenci Meclisi Başkanı Şakircan Dinç, Merkez İlçe Temsilcileri Aylin Gezer, Umutcan Demirbilek, Semih Uludemir ve Özgür Bengiyer, Manisa Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Muzaffer Şaşmaz'la birlikte Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye meclis üyesi Hüseyin Köroğlu da hazır bulundu. Nisan 2012'de yapılacak olan Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi için destek turlarına çıktıklarını ifade eden Manisa Öğrenci Meclisi Başkanı Şakircan Dinç şöyle konuştu. Üçüncü büyük seçim, yani Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı, Başbakan seçimleri yanında üçüncü büyük seçim, yani öğrencilerin büyük bir söz hakkı olduğunu Türkiye'de görüyoruz. Ve böyle bir Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'nda Manisa'dan çıkarmaktan gurur duyarız. O yüzden çalışmalarımız, yani bugün sabahtan beri İGEM Meclis Başkanı'yla görüştük. Milli Eğitim'e gittik, buraya geldik. Yani bir çabamız var. Sizlerin destekleriyle inşallah bu sene Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'nı Manisa'daki 251 bin dev öğrencilerini çıkarmak istiyoruz. Yani bir şeyler yapma içerisindeyiz, çabalar içerisindeyiz. Desteklerinizi istemek, tanışmak amaçlı geldik. Manisa Öğrenci Meclisi temsilcilerini ve Başkan Şakircan Dinç'i çalışmaları nedeniyle tebrik eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şunları söyledi. Tabii ben de bu başarının devamını diliyorum. Sonuçta sizleri bu şekilde bu noktalarda görmek bizleri mutlu eder. Şunu da bilinmesini isterim. Manisa Belediyesi olarak bizim yapabileceğimiz ne varsa destek halinde biz her zaman bu desteği vermeye hazır olduğumuzu da bilmenizi isterim. Biz her zaman gençlerin yanındayız. Ben gençliğin içerisinden gençlerle beraber olmayı çok sevenlerdenim, öyle söyleyeyim. O açıdan sağ ol, teşekkür ederim, eksik olma. Benim 30 yaşında kızım var, 24 yaşında kızım var. Yani biz artık o kadar genç değiliz. Ama gençliğin istek ve taleplerini en azından onların içerisinde olduğumuz için bizzat da yaşayanlardanız. Hem kendi evladımızda hem de mevcut gençliğin içerisinde. Yıllarca biz de sporun içerisinde hizmet vermeden dolayı hep gençlerin içerisinde yer aldık. Şu an belediye sporun mevcut durumu da artıya gidiyor. Yükselişte gençlere önemli. İnşallah tabii. Daha da güzel olacak. İnşallah ikinci devre nasip olur. Bir profesyonel takımı daha Manisa'ya kazandıralım. Üçüncü ligi gösterelim düşüncesindeyiz. Nasipse o da olacak. Uçarlığımızda duruyor belediye spor takvimi. Evet. Bu maç takvimleri takip ediyoruz. Doğrudur. Mağlubiyetleri, galibiyetleri. İnşallah buradaki göstermiş olduğum başarıyı Türkiye'deki yapılacak olan seçimlerde de i̇nşallah gösterirsin. Işte. Tabii bu konuda birazcık da kulis çalışmasında olman lazım. Ha, onları zaten ben kendim yapıyorum. Da şimdi insanlara şunu dememiz lazım. Biz Manisa'da şunu 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 başardık. İşte basın da burada, belediye başkanıyla görüştük. Böyle böyle ses getirdik Manisa'da. Milli Eğitim Müdürü'yle görüştük, valiyle görüştük. Desteklerini aldık. Yani ilimizden bir destek var. İlimizde yaptığımız çalışmalar bunlar. Eğer Türkiye Öğrenci Meclis Başkanlığı'nda Manisa'dan çıkartırsak gerçekten iyi şeyler yapacağız. Çünkü belediye başkanı Manisa'da bizim arkamızda. Evet. Çünkü vali Manisa'da bizim arkamızda devrilmek için. Bu çabalardayız. Nasıl gidiyor 251 bu projemiz? Vallahi bugün yine toplantımız var. Buradan çıkınca oraya gideceğiz. Yani devam bayağı, ediyoruz. İyi yerim şeyler ya. Duyuyorum ben. Tabii 251 bin aktivite tabii. Ve işte davetiyeler satımı olsun, kartların satımları olsun. Şimdi kartpostalların 80 tanesini. Bütün okullarda bir faaliyet var. Başkanım kartpostalların 80 tanesini Ocak 1'de başkanlarına göndereceğiz. 80 il öğrenci meclis başkanına o kartpostalları göndereceğiz. Yani 251 bin devre projesine katkımız var. Öğrenci meclisi olarak. İnşallah. Proje komisyonu başkanımızın fikirleri. Yani önemli olan şu tabii ben hep onu söylerim. Gençlerin kendine olan özgüvenini yaratabilecek her türlü desteğin arkasındayız. Yani bütün gençliğin ben bunu yaparım, ben bunu başarırım deme noktasında hareket etmesi sizlerin Türkiye'nin daha bir geleceğini, daha iyi noktaları taşıyabilmek olacaktır. O açıdan biz her zaman gençliğin yanındayız. Çok sağ olun. O zaman ben çok kısa bir projemizden bahsedeyim. Gerçi amacı bu değil ama madem bir destek vereceğiz dediniz. Bizim şöyle bir düşüncemiz var. 80 tane il başkanını buraya toplayıp adaylığımızı açıklamak istiyoruz. Geçen sene Trabzon yapmıştı bunu. İstanbul yapmıştı. İstanbul'da Güngören Belediyesi'nin desteğiyle yapmıştı. İlçe Belediyesi'nin desteğiyle. Trabzon yapmış. İzmir yapmıştı. Antalya bu sene yapıyor. Ocak ayında, ocağın 10'unda Antalya'ya gideceğiz.
Orası yapıyor. Biz de böyle bir geziyi Antalya aday olduğu için yapıyor. Biz de adayız diyeceğiz. 80 tane de buraya davet edeceğiz. Mesela bu davette belediyenin bize desteği olur mu? Gerek konaklama olabilir, gerek araç tahsilatı olabilir. Maddi manevi desteği olabilir mi? Belediyemizi arkamızda görebilir miyiz? Yaparız. Yaparız. Çok da iyi olur bizim için. Ki Türkiye Başkanlığı için de artık bu geziyi yapmak şart oldu. Olur. Bunun için de uğraşıyoruz. Araç desteğine ne gerekiyorsa yaparız. Araç konusunda. Araç konusunda. Zaten başkanımız ben söz vermiştim çocuklar burada yani, okulları ilan edebilirler. Başkanımız her zaman sizlerin yanında oldu. Biz başta biz o güveçte gelmiştik. İşte buyurun. Kendinize bakın. Her zaman başkanımız yanınızda. Dikkat ediyorsanız, takip ediyorsanız Manisa Belediyesi'nin çalışmalarını bütün okulların öncelikle duvar kaplamalarını iyileştirmelerinden girdik. Arkasından ferforjelerin yapımına girdik, aydınlatmalarına girdik. Belki hangi okulların yaptık yapmadık şimdi ben sayısını aşağı yukarı 25-30'un hepsi yapılıyor hemen hemen başkanım. Hemen sıraya koyduk bunları. Hasan Köy'ün mesela çok hepsi güzel oldu. 30'un üzerinde. 30'un üstünde şu anda. Bunlar devam ediyor. Hala da devam edecek. Artı asfalt sıkıntıları varsa bunları bu yaz çözdük çoğu okulu. Basket potaları noktasında banklar hizmetler olsun vermeye başladı. Onlar artık saymıyorum. Banklardır, çöp kovalarıdır falan filan veya bahçe tanzimleri onlar artık. Okullar hayalde bildiği şeyler yapıldı. Kabul etmiyoruz onları. Sonuç itibariyle önceliğimiz hep gençler. Gençleri kazanalım. Daha iyi bir gelecek için bütün amacımız o. Artı Manisa Lisesi'nin yaşadığı sıkıntı vardı biliyorsunuz okul yapılırken. Biz onların hepsini mevcut 3 ay mı 4 ay mı ne kadar gittilere geldiler. Evet, o süreçte bütün araçlarımızı taşıdık, götürdük, getirdik. Konuşmaların ardından Manisa Öğrenci Meclisi Başkanı Dinç planladıkları projeler hakkında Başkan Ergün'e bilgi verdi.